Evet, A Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi sona erdi dedik ve Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'le yollarını ayırdığını açıkladı. Tabii ki bu işin bu noktaya gelmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Hollanda karşısında aldığımız 6-1'lik ezici mağlubiyet diyebiliriz. Şimdi konuyu değerlendireceğiz. Teknik Direktör Giray Bulak bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Şenol Güneş'le yollar ayrıldı. Siz bu 6-1'den sonra böyle bir sonuç bekliyor muydunuz? Bir de Şenol Güneş'in Hürriyet Gazetesi'nde Ertuğrul Özkek'in yazdığı bir yazıda bir cümlesi var. Teknik direktör değil, üç kağıtçı bulurlar ifadesi var. Bunu da sizinle konuşmak istiyorum. Buyurun, sözü size bırakayım. Şimdi biz günlük kararlar aldığımız için bu gibi şeyleri her zaman yaşayacağız. Yani Şenol Hoca'nın ezici mağlubiyetten sonra söylüyorsunuz ayrılması bence bu sonuca bağlı bir ayrılma değil. Türk futboluna gelmiş olduğu durumdan ötürü Şenol Güneş ayrıldı. Yoksa kendi kararlarını kendi alabilseydi, orada bir çalıştay grubu oluşturabilseydi, bir bilim kurulu olabilseydi, futbol adına Almanya gibi, Hollanda'nın yaptığı, İngiltere'nin yaptığı gibi bu gibi şeyler yaşanmayacak. Yani bugün Şenol Güneş ayrılacak, yarın başkası gelecek, bir başkası ayrılacak. Fark etmiyor ki bu. Çünkü Türk futbolu sakat temeller üzerine kurulmuş. Yani Apap Çavuş listesiyle kurulmuş, işte medyadaki bazı çok bilenler üzerinden işlemler yürütülmüş. Buralardan kulüp antrenörleri seçilmiş, buralardan milli takım antrenörleri seçilmiş. Buradan kulüpler hakkında kararlar alınmış. Dolayısıyla siz aldığınız 16 yabancı kurallı, 14 yabancı kurallı, 10 tane yabancı kurallı birincilikte alt liglerdeki kuralların değişikliğini nasıl aldınız? Günlük görüşlerle aldınız. Yani bir çalıştay grubu oluşturamadınız. Bir futbol aklı orada geliştiremediniz. Dolayısıyla bu gibi şeyleri yarın gelen arkadaşlar da yaşayacak. Şenol Hoca bana göre bu ülkede dürüst çalışan, işini dürüst yapan, çok çalışan, çok önemli hocalardan bir tanesi. Kendini hep geliştirir, yetiştirir. Herkes söyler ki yaşlıdır, işte dünyaya uyum sağlayamadı. Halbuki gençler başka şeylere uyum sağlıyor. Yani gençler siyasete uyum sağlıyor. Oralara nasıl gelebileceklerinin yatırımını yapıyor. Aslında bütün tehlike gençlerde. Yaşlarda sorun yok. Yaşlar tamamen futbola emek harcayan insanlar, futbolun gelişimi için harcayan insanlar. Yani Türk futbolunu beyaz saçlara teslim ederseniz alt yapıdan yukarıya doğru futbolu kurtarırsınız. Ama maalesef işin bu tarafına bakılmıyor, derinliğine bakılmıyor. Nasıl kurnazlıkla, Şenol Hoca onu aslında orada kastetmeye çalışıyor. Nasıl kurnazlıkla kaleler fethediliyor, takımlar fethediliyor, kulüplere gidiliyor. İşte başkanlık nasıl yapılıyor, hocalık nasıl yapıyor. Aslında bunları Şenol Hoca anlatmak istiyor. Ama Şenol Hoca'nın yapamadığı tek şey var. Arkadaşını, dostunu, onları bilmez. Eğer milli takıma geldiğinde çok güçlü geldi. Ekibini iyi kurabilseydi, ki bunu Galatasaray'ın hocası zamanında çok iyi yapıyordu milli takıma geldiğinde. Bütün etrafını kuşatıyordu. İşte gazeteci arkadaşları etrafına iyi topluyordu. Ve oradaki sorunları bu şekilde giderebiliyordu. Ama Şenol Hoca bunu yapmadı. Dostunu bilmediği için, arkadaşlarını bilemediği için ve ona katkı sağlayacakları yanında toplayamadığı için yalnız kaldı. Yalnız kaldığınız zaman da bu gibi şeyleri yaşamak durumunda kalıyorsunuz. Bu sonuçtan sonra ayrılması normal ama futbolun çok önemli sorunları var. Kimi getirirseniz getirin bu sorunları yaşayacaktır. Şimdi ben bir ironi yapayım. Futbola bir ters taraftan bakalım. Kulüp başkanları yabancı olsun, hocalar hep yabancı olsun, futbolcular hep yabancı olsun, hakemleri de yabancı yapalım, kurtaralım yani. Milletin bakanlığı geçmişte söylediği gibi okulları kapatalım, kurtaralım. Biz ancak böyle kurtuluruz. Çünkü futbolun temel sorunları var. Yani siz futbola ne kadar yatırım yaptınız, Türk gencine ne kadar yatırım yaptınız, 30 milyon genç var bu ülkede, 19 milyon spor yapabilecek genç var. Bunlara siz çare olabildiniz mi? Bunların gelişimi için bir şey yapabildiniz mi? Yapamadınız. Yapamadığınız için bugün sorunları yaşayacaksınız. Ben bir programda şunu söylemişim. Beykoz'dan Kadıköy'e kadar 30 kilometrelik bir mesafe var. Aşağı yukarı 2 milyon insan yaşıyor İstanbul'da orada. Ama 4 tane saha var. Yani Beykoz sahiri var, Anadolu sahası var, Beylerbeyi sahası var, Selimiye sahası var. Ama Almanya'da bir köyde 10 tane saha var. Futbola yatırım yapmış insanlar var, altyapıya yatırım yapmış insanlar var. Ama biz maalesef bunları yapmıyoruz. Sadece
kimi nereye getirelim diye bakıyoruz. Kimle nereye kadar gidebiliriz? Kime para kazandıralım? O güç bizim elimizde olsun. Yani sanki biz doğru dürüst profesör seçmişiz. Doğru dürüst öğretmen seçmişiz. Ve doğru dürüst de hoca seçeceğiz. Milli takıma antrenör seçeceğiz. Teknik direktör seçeceğiz. Bunu tartışmak lazım diye düşünüyorum. Evet. Tabii şimdi kim gelecek, birkaç isim var gündemde ama sizin de dediğiniz gibi kim gelirse gelsin. Ya hocam aslında yani Beykoz'dan Kadıköy'e 30 il 130 tane de sağ olsa mantilite değişmediği sürece çok da bir işe yarayacağını tahmin etmiyorum. Yani az önce sizin söylediğiniz altyapıdaki hocaların işte sizin gibi böyle deneyimli, kariyerli isimlerden oluşması bir kere gerekiyor ki yukarıya doğru daha da iyi bir şekilde, emin bir şekilde ilerleyebilelim. Biz senelerdir aynı şeyleri konuşuyoruz. Daha çok konuşuyoruz. Yani futbola bir türlü gereken kıvamı veremiyoruz. Başka branşlardaki başarılarımız sabit. Bakın görüyorsunuz olimpiyatlarda madalyalar geliyor. Hem paralimpikte hem normal olimpiyatlarda. Oralara daha mı çok para akıtılıyor? Hayır. İşte mantalite olarak bir yerden kurtulamazsak herhalde bunları yaşamaya devam edeceğiz. Söyleyeceğiniz sözler var mı? Yayını kapatıyorum. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Aslında çok güzel özetlediniz. Yani çok uzun konuşmadan aslında işin gerçekten ham maddesini söylediniz. Çok şeyler daha söylenebilir. Tabii ki yani Futbol Federasyonu içerisinde görev yapan, medyadaki görev yapan bir kişi kalkıp milli takım hocasını eleştirebiliyor. Veya TRT'de görev yapan bir arkadaş milli takımın hocasını acımasızca eleştirebiliyor. Yani bu eleştirileri siz orada milli bayrağı taşıyor, orada milli bayrağı taşıyor. Veya bir kulüp üzerinde antrenörler sürekli o kulüp üzerinde çalıştırılıyor ve oradan milli takıma getirilmeye çalışılıyor. Bunlar maalesef üzücü şeyler. Üzücü şeyler. Evet. İnsanlar bir parça bu işlerden uzaklaştırılıyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, görüşlerinizi aktardığınız için hocam. Rica ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Teknik direktör Giray Bulak bizimle birlikteydi.